إله إلا الله، الله أكبر، محمد رسول الله، يا حبيب الله، الله. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم hurmatli qarindoshlar. Biz uyg'ur musulmonlari nihoyatda ig'ir bir krizis ustida yashayotimiz va nihoyatda mu ig'ir bir krizislarga duch kelyotimiz. Endi biz bu krizislardan, bu baloyi ofatlardan qutulish uchun nima qilishimiz kerak? Mana bu haqda nurg'un ziyolilarimiz, professorlarimiz, mutafakkirlarimiz o'zininki bu krizisdan chiqishga bo'lgan qarashlarini o'tirib qo'yibdi. Endi biz uyg'ur xalqi uzun tarixdan beri musulmon yashab kelgan bir millat. Allohga, Allohning kitobiga iymon etamiz. Endi bu Qur'oni Karim, hadis Rasululloh mushundoq biz krizisga duch kelgan vaqtida bizga nima deydi? Bu krizislardan qutulish uchun bizga qandoq yo'l ko'rsatgan? Endi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir millatningki xatolik o'tkizganlik sababidan mushundoq krizislarga duch kelganligi. Bu krizisdan qutlay desa, shu o'tkizgan xatolikdan qo'l uzishningki muhimligini deydi. Qur'on o'qisak innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh subhanahu va taolo bir millat o'zining ichidagi nafs degan ichidagi qalbidagi tafakkuridagi tushunchidagi mushni isloh qilmay turib, mushni o'zgartmay turib, Alloh ularning ustidagi baloyi ofatni o'zgartmaydi degan. Ammo shuning uchun biz giriptar bo'lgan bir ijtimoiylashgan bir necha muhim qotil xarakterli bir illatlar bor. Shu illatni biz o'ngishimizsak, bu balo beshimizdan ketmaydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shunday deydi: "Ma nazala balaun illa bi musibat" deydi. Har qandoq bir musibat, har qandoq bir baloy ofat shu musulmonlarning xatolik sababli bo'ladi. Va la yurfa'u illa bit-tauba. Bu baloy ofat faqat shu musulmonlar tavba qilib, xatolikni tunib, shu illatni o'ng'ishga vaqtda baloy ofat ketadi dedi. Shuning uchun biz bugungi so'zlamoqchi bo'lgan temamiz bo'lsa, afsuslarligi ichimizda bir oz bir qadar ijtimoiylashgan bir maraz kasal haqida so'zlaymiz. Bu kasaldan buni so'zlashdan maqsad mush kasal agar bizda bo'lib qolsa, Alloh subhanahu va taolo bizni sizni bu kasaldan saqlasin. Bo'lib qolsa, bu darsni anglagandan keyin tavba qilib, o'zimizni isloh qilishga va mushu kasaldan bir saqishga tirishib Allohga yaqinlashib, baloy ofatdan qutulish mana bu darsning so'zlashdagi maqsad. Bizdoq bu biz bugun so'zlamoqchi bo'lgan kasal bir qadar ijtimoiylashgan bir maraz kasal. Bu kasal nihoyatda qabih, ma'naviy bir qalb kasal bo'lib, dunyo oxiratda, dunyoda va oxiratda nihoyatda ig'ir fojiani keltirib chiqaradi. Bu kasalga giriptar bo'lgan inson ichki dunyoda baxtsiz bir insondir. Endi bu kasal ijtimoiylashgan har qandoq bir jamiyatda ittifoqsizlik, tafriqchilik, bo'lg'unchilik ig'ir yiltiz tutgan bo'ladi. Bu kasal insonning ko'zini pardalab haqiqatni ko'rishdan to'sib qo'ydi. Bu kasal agar qalbdan urun olsa, qalbimizda bir xil ig'ir
kurluk kesilini keltürüp çıkırdı. Şunun üçün her kundak bir Müslüman bunun da nazara eliş gerek. Bu kesel imanını berbat kıldıgan, kalbini çürtüdügan, insanını bir hıl zehir kendilikke ipardıgan, acayip bir apet. Milletinin 5 kilovatkan bütün balay apetinin en mühim menbelerden bir menbe hesaplanır. Bu kesel kays keseldi sana kırındaşla? Haset keseli. Ya ki haset horluk keseli. Hem de haset horluk nemo deyişen ama mümkün. Haset horluk, yani haset diyen nemo sana kıskıçkıp desem, haset horluk Allah subhanahu wa ta'ala'nın başkalığa atakığın nimetine elki razı olmaslık ya ki şununla çıdmaslık bir duygusu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın başkalarına atakılgan nimetini, muvaffakiyetini, ufkını körelmeslik bir duygusu mana bu haset horluk. Hem de bu haset horluk ne? Çin mahiyetinden elip olsak Allah subhanahu wa ta'ala'nın başkalarına bergen nimetine itiraz kılış. Estağfirullah. Yani Allah'ın halıgan bir bendesine bergen nimetke bir bendenin itiraz kılışı. Yani Allah nimetine bergen de o diyendek Allah'a itiraz kılış. Şunun için bütün alim ulemalarımız haset horluk ne? Bütün alimimiz haram, haram, haram diyen kardeşlerimiz. Yani İslam deyinde kıp kızıl sızık olan çekilen bir haram işlerinin biri. Hem de hemimiz bilimiz Allah subhanahu wa ta'ala özü hikmeti bilen dünyada rızıklarını, emel menseplerini, yüz abroylarını, nüfuzunu Allah özü taksim kıldı. Tu'til yu'til mulke men yeşe men teşa ve tu'til mulke men teşa ve tuzillu ve tuzillu men teşa ve tu'izzu men teşa. Allah halığanı aziz kıldı, halığanı har kıldı, halığanı padişah kıldı, halığanı başka bir nes kıldı kardeşlerimiz. Bu Allah'ın hukuku. Hem de Allah subhanahu ve taala bu hakta ne dedi sana? Nahnu qasamna beynehum ma'işetuhum fil hayati dunya ve rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Biz dedi Allah. Yani Allah özü biz dedi. Biz kişilerinin maişetlerini, yani rızıklarını biz taksim kıldık dedi. Bu yerde rızıktan fakat baylıkla emas, rızıktan sağlamlık, rızımlık, rızıktan çıray, yani güzel çıray, güzel beden, güzel öy, güzel maşına, yakışmış rızık insanın mesela rızkı kırdığan barlık nesene biz taksim kıldık dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah biz taksim kıldıysa biz kopup onunla haset kıysak ve şu Allah'a ben nimetinin şu adamın kulduğun kitişine arzu kıysak ut get gidi, ziyan tat gidi, hudu Allah onu bülmeyi bırıp kalkandık, biz içimizden bunu küremmesek Allah itiraz kalmadınız. Çünkü Allah dedi, nahnu kasemna beynehum ma'işetum dedi. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatuhum wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Biz bazı insanları bazı insanların mertebesi yukarı kıldık dedi. Bu Allah muş dünyanın hazırkıdak güllünüp muş tertip boyunca dünyanınki mevcut buluş için yüz hikmeti olan dünyada muşundak rızıklarını yüz abroyunu ruhun nesene Allah yüz bizi taksim kıldık dedi. Demek hasethorluk kıvallık kırındaşlarımız bunu Allah'ın bu hikmetine bu Allah'ın bu iradesine narazı boğallık. Bu haset horluk şunda bir kabi günah ki kırındaşlarımız. Erişe alada tümce olup Allah'a asi olan işinin birisi haset horluk. Hemimiz bilimiz Allah subhanahu ve teala Adem aleyhisselam'ı öz kulu olan yarattı. Ve iblis'e ey iblis ey melaikeler, hemen Adem'e hürmet secdesi kılınla. Yani Adem'e hürmet kılınla. Adem'e ihtiram bildirinla. Adem'e ilgilenle adepti. Bütün periştiler Allah'ın buyruğu asasen ilgildi.
Hürmet bildirdi. Çünkü bu Allah'ın iradesi idi. Şeytan iblis olsun dedi. Yağ deyip baş tarttı. Nimişka dese, bu şeytan ne mi dedi dese, ey Allah. Men halakteni min narin ve halaktahu min tin dedi. Bu insanın ham eşyası, ham materyali, toprak tuptusa bir dessep mağdığan. Men uttun ibaret, yani tupaktın yakşı boğan. Şu şeytandan şu vakti çüşençisi de hem de. Men uttu yaratılığan tutsa, yani işkimizden mertesi okşumaydı o. Menden de onunla ihtiram bildirken edip, Adem Aleyhisselam'a Allah'ın belge mertesini heset kılıp, erişi alada, Osman'da tuncu kılınan cinayet, iblisinin Adem Aleyhisselam'a hürmet bildiğimi gel oldu. Yarışı aradı mı karındaşlarımız? Ben bu yerde hesabının en yaman günahını atma. Erişi aladı mı? Allah'ın dergahıydı mı? Birinci ötküzülgen günah. Hesabdın kep çıkan bu olsa. Yarışı aradı mı? İnsan yaratılıp tüncü ötküzülgen günah mı? Hesab taraflı kep çıkan karındaşlarımız. Hemen anlayabilirsin. Adem Aleyhisselam'ın ki işki oğlu. Kabil ve Habil. Hem de Kabil ile Habil kırındaş. Adem Aleyhisselam Havva anımız her bir tukanda bir oğul bir kız doğattı. Şu çağdaki Allah'ın kanunu şu hem adam üzülen ten tuğulgan kız ölen toy kılattı. Şimdi bu yerde Habil bilen tuğulgan kız çıraylık boğalıktan Kabil şunu alımen deyip turvaldı. Adem atımız dedi onda olsa işkilenle kurballı kılanla kimnin kurbanlığı Allah'ın dergahıydı kubul bolsa şu kızını tallaş hukuku erişsin dedi. Şuna olan kurbanlık kıptı. Kabil'in kubul olmadı, Habil'in kubul buldu. Yani demek müşahede yüzünün kurbanlığının Allah'ın dergahıydı kubul bulmasılığı, Habil'in kubul boğallığı heset kılıp Habil'ini ölterdi. Demek yarışarıda tüncü ötküzülgen İğır cinayet olsa mana bu hesed kurluktan kep çıkan. İslam dinimiz insanların ki pak pakız buluşu targıp kıldı. Meyli maddi pakızlık olsun, kim kiçikimiz olsun, tutkan üyümüz olsun, bedellerimiz olsun, pakız buluşumuz ne? Allah subhanahu ve teala bizgi buyurgan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem اَتْتُهُورُ شَتْرُ الْاِمَانِ Pakizlik imanının yeri mi degen. Şunu olan birge kalbimiz namu hem pakiz buluşunu Allah subhanahu ve teala buyurgan. Hatta maddi pakizlikten manevi pakizliknin ki muhim ikerligen Allah subhanahu ve teala bayan kılıp يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ İlla men etallaha bi kalbin selim. Kıyamet günse silerge ya pulmelinle ya ki balcakanla eskatmaydı. Fakat sağlam kalip bilen kesanla kıyamet günselige eskatılan şu dedi. Sağlam kalip bu hesettin hali kalip ne? Biz sağlam kalip deyimiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifte İnna allaha la yenzuru ila suvarikum ve ila emvalikum وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şundaktaydı. Hakikaten Allah subhanahu ve teala sizlerinin şeklinle karamaydı. Yani senin kiminle geyiyor, çırağınla şeklinle karamaydı. Sizlerinin pulmelinle karamaydı. Kıyamet günü Allah sizlerinin kalbinle geyiyor ve eminle karaydı. Yani bizim kalbimizin ki sağlam buluşu mani dinimizde şu kadar mühim kardeşler. Şunun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerini bu insaniyet içinde tebrikçilikke, halaketke, küremmeslikke, düşmelilikke ibaradığan bu hesat kurluktan ibaret, bu rezil merezden bizde agahlandırıp nimdeydi o? El hasedu ye'kulul hasenat kema te'kulun nar el hatab deydi. Hesat kurluk bosa Hud utun, ot, utun ne kanda köydüse, hesed horluk, savaplık ne, savaplık işlerini şunda köydür dedi. Estağfirullah kardeşlerimiz. Oyla bakalım. Namaz okuyumuz,
zakatlarını veremez, zikri kılamaz, yakışlarını kılamaz. Ama bizim yakış işlerimiz müşahset sebeple küyüp gidi dedi kardeşlerimiz. Küyüyende mi? Hüddü utun, ut küyüyende küydü o dedi. Şunu Allah Subhanehu ve Teala mu? Bizini bu iğir palakettin agahlandırıp hemimiz bildiğin bir sürüdün dedi. Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri neffâsâti fil uqad وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Allah Subhanehu ve Teala bizi öğütüp biz panatileştik işlik devamlı panatileştik işlerinin bir neçesinde hesedhorunun hesedhorluğunun panatilanla hesedhorluğunun hesed kıdın panatilanla Allah bizini muşunda iğir agahlan doğan karındaşlarımız şunun için manı bu kiseldin biz Nati, jirak duruşumuz gerek. Hey kardeşlerimiz. Biz bilimiz. Allah Subhanehu ve Teala nahiyeti adil. Allah'ın adillikine kıl sığmaydı. Allah eğer man muş çırayını, muş boyunu beğen olsa Allah bilirdi. Hikmetlik zat. Eğer men uyluğandak birip kalan olsa. Mesela men sel pakarken mi? Mansel iz yartıp koyan bolsa ya ey Allah şununu bilinla ki kardeşler Allah nihayeti mehriban zat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nihayeti mehribandır. Allah nihayeti küyümçandır. Hey kardeşlerimiz. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte Allah'ın öz bendillerini bir onunun balısının neçesi yakış gördü mü? Yakış gördü Allah'ın diyememez mi kardeşlerimiz? Yani ata anımızdan Allah bizi neçi min hesi yakış gördü. Neçi min hesi? Bu hadis-i şerifte bak. Hatta bir ayol gelip Resulullah'ın kaşığı gelip ey Allah'ın peygamberi dedi. Ha nime, nime deyseniz dedi. Ey Allah'ın peygamberi, Allah nahayeti mihriban, nahayeti şefkatlik emes mi o dedi. Elbette Allah şundak dedi. Allah onumuz değil mi bek şefkatlik emes mi o dedi. Elbette şundak Allah şefkatlik dedi. Bir ana, yüzünün balısını otuk taşlamaydı o. Onda onunkin Allah bendillerini otuk taşlamaz dedi. Resulullah yığılıp gitti kardeşimiz. Yığılıp gitti sahabelerine. Muşnundun mu bek bir akıllık anını ködünlü mu dedi bulup. Ey ana, tuğra. Allah Subhanehu ve Teala pekat aş cennet kirişini pekat unmugan Allah'ı isyan kılan ve başkalarını Allah'ı isyan kılışka başlamış oğan dün başka hem adamı cennete uzak taşlamaydı o depketti. Yani şu kadar Allah mihriban kardeşler. Şunun için Allah'ını Allah öz kuluyla yaratıp nimet verip akıl verip yine Allah'a asi çıksa şu insan diye nim kılıç fırsat verdi. Tövbe kısa Allah jiraktan karışı elip onun tövbesini kabul kıldı. Man muş mihriban Allah Subhanehu ve Teala bu dünyada rızıkını, çırayını, nurgun nesini bizge okşumagan halette taksim kıldı. Elhamdülillah bu taksimat bizden ahiretimizge tesir yetküzmeydi o kardeşlerimiz. Mesela beş vakit namazını kembeğal mı okuyalaydı, kere mi okuyalaydı, yaş mı okuyalaydı, altı yaşlık balı mı okuyalaydı? Hiç kim kadar senin iktisadın, bu senin yüze buraya bunun takışmaydı. Zakatını pul tapsan, besen buludu, beğenmesen, zakat bay olmasan, beğenmesen buludu. Ramazanı sağlam bulsan, tutarlısan buludu, tutamasan Allah kabul kıludu. Hacı pulu olsa barısa, bu musbağmaysa. Yani bu dünyadaki bizge berilgen rızıkının igiz pes, periklik buluşu ahiretki bizimki bekt saadetimizge ya ki bektsiz buluşumuzga hiç kadar münasebet yok. Allah muşundak adil Allah Subhanehu ve Teala ahiretini bu dünyada nurgun nesilini bizge taksim kılıp gösterdi. Hem de kırımdaşlarımız bu haset ne dedik? Haset insan ne işki dünyada halak kıldığın bir iğir illet. Mesela bu hasetnin ki en yaman illetleri hatta insanı dinden çıkarıp taşlaydı. Biz dedik haset insanın gözünü perdelep koydu dedik. Haset insanı yoldan çıkarıp
azgınlık yapırdı dedik. Müşlo misal da bir nesin sözde preslege. Müşo tarihte mandah bir vakalik boğan. Ebu Cehil, Ebu Sufyan, Ehnes ibni Şerik ya ki Şurayk dediğim üçce Resulullah'ın okuyan Kur'an'ını mehbetin caydı kırındaşlar. Yani bu Kur'an'ın kırındaşlarına Arapça bildiğin, Kur'an'ın manisini bildiğin insanlar tın şapkası bu acayip bir gap kırındaşlar. Bir hıl ilahi söz, ilahi pırak, ilahi kalam, ilahi vehi, yani ilahi bilim bu Kur'an-ı Kerim'den Arapçını bilse adamın vücudunu silkiydi, vücudunu zılzılığa salıdı. Kırındaşlarımız bu Kur'an acayip bir kitap. Ebu Cehil'le kandaklatmış üç, mesela Ebu Sufyan kapırlarının beşi. Ebu Cehil kapırlarının en lükçek eskisi. Müslümanların en zulüm kanı. Lakin buna kandaklıydıysa Resulullah'ın kolunu tınşaydı. Şundan buna Resulullah okuyan Kur'an'ı tınşaydı. Üçüsü uçuruşup kaldı bir yer. Uçuruşup kalıp birbirisi karab. Bundaki onda kımaylı zat. Bundaki tınşıklı kemmeyli deyişip kaytip gitişti de. Kitişip yeni ikinci katım uçuruşup kaldı. Üçüncü katım uçuruş kalıp ahırısta dep kaldı. Ebu Cehil sen ne mi dep bu İslam'a girmedin? Dindin seni ne mi tutup kaldı? Dep soruğa baktı da. Ebu Cehil ne mi dep cevap verdi bilemse. Biz Abdü Menab bilen deydi. Abdü Menab diyen Resulullah'ın kabilesi. Abdü Menab bilen taz aşu yüz abroy nüfuz cihetemişte tenlişip kegen tutaydı. Huddi işki at beygüçse musabık meydanda ten zgurup atkanda gay ten zgurup gitip asak. Muştabır alet tutuk. Ula hacılığa hizmet kısa bizim hacılığa hizmet kıldık. Ula haremnin hizmetini kısa bizim haremnin hizmetini kıldık. Pul, mal, şerep, hem de cihetin okşaştı. Şuna kupapla bu Abdümanat'ın içinden birisinden peygamber deyip çıksa, biz de peygamber olmasa, bu kanda gap olup gitti. Şunun için iman etmedik diyen kardeşler. Yani demek Ebu Cehil'nin Müslüman buluşa hesap tusap kalkan kardeşlerimiz. Şunun için demek bu hesap kardeşlerimiz. Yani öyle bakıla Ebu Cehil kapırlarının pürü bop kalkan. Ebu Cehil kapırlarının pil boğun. Yani piri de koymuş, pir boğun. Kapırlarının bir başlamış olup koyan. Nim sebeple ise muşur, hasetin ibaret rezil bir merez kiselinin ki sakaymaz. İğri kiselinin sebeple Ebu Cehil muşundak Müslüman buluştan kapkakan. Hem de muşu bir yeni bir için içtik yapmış haset hurlukta. Bu haset hurluk en için içtik yeri muşu bir ahilde yaşayan okunan, uhşeş hizmet kıldığan, bir yer hizmet kıldığan hizmettaşlarının, uhşeş siyasi faaliyet kıldığan siyasi yollarının, uhşeş müşündak alıkı dinli neşer kıldığan dini mullarının, uhşeş ticaretçilerinin, yenisinin tapınının aslının en yakın adımının içinden hasethor çıkıp gelişi, bu hasethorluğunun yeni bir yaman ahvali. En yakın. Yakın adımdan çıkıldı bu kardeşlerimiz. Bu en yakın adımı hesap kıpkalımız. Mesela bunun misali Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası kardeşler. Üzerine bilirsinizler. Yusuf Aleyhisselam'ın Allah Subhanehu ve Teala aziz yarattı. Şuna ama aziz yaratıp da keçisi bir çüşküyordu. İnni ara ahada aşer yani ben çüşümde 11 yıldızla yani 11 planetten bana secde kaldığını gördüm dedi. Bu üçünün mühendisini düşündüğünde Yakup Aleyhisselam bu üçünün naiti bir behsadetinin bir şarih geldiğini bilip ne dedi? Akıllarını deme dedi. Neymiş kalsa akılları hesat kıp kaldı. Diyendek akılları Yusuf Aleyhisselam'a hesat kaldıktan kuduk taşıverdi kardeşlerimiz. Bu hesat kurluğundan en yaman bir, en nakar illetinden birisi şu. Ay, yıkınımızdan çıkıyordu. Yıkın kırındaşlarının, yıkın hizmettaşlarının, yıkın sepdaşlarının içinden çıkıp kaldığı iş bu hesat kurluğundan yeni bir, en mühim bir işlerinden biri. Bu hesat kurluğundan akıbeti dünya ahirette bek yaman dediğimiz kırındaşlarımız. Mesela bu şu İmam Gazali rahmetullahi aleyh mundaq bir vaqalikni naql qilganda mushu Bani Umayya davrida xalifaningki maxsus ayiqqa mas'ul bir kishi bo'lgan.
Yani halife çıksa o kes ayıkını kötüp lan ayıkını kötürüp hizmet kıldan bir hizmet var kendi. Bu hizmetke ayıkın kötürüp kıldan hizmetke oğam ile gep kısa naati hikmetli gep kıldı kendi. Şu anda bu halife bu kişini yakış gördü kendi. Dükünse bu adam padişahınki ayıkını padişah halifinin ayıkını halifiye apırpırmen dep şu ayağını halifeden putu koyup ne mi dedi kendisi? Ehsin ilel muhsin bi ihsani vel musi setik pihi mesavi uhu dedi kendisi. Bunda dedi ne? Ey halife sen yakşılık kılan adamge ay yakşılık kılan yakşılık cevap kaydı. Ama yamallık kılan adam olsa ay yamallıkı onun beşiği çıkıdı dedi de. Şuna halife bunun gibi naat yaktırıp demdi. Bunda dedi ne? Sen yakışılıkla adamga çukum aş yakışılıkla yakışılık kaydı. Yamallıkla adamga ben yamanlık kaydırmayan deyip cümlesem mi? Onun yamallıkının üzeri onun beşiği çıkıdı. Şu yeterlik diyendikin. Bu hikmetlik yaptım. Halif hoş olup kısa. Yenideki bir vezir bunun hasat kıp kaptı da. Hasat kılıp şunu olan deyipti ki oy halif alileri mavu silinin üstünlerden biri yaman gep kuvatı doğdu yani ki ne mi yaman gep kuvatı doğsa boş halife gep kısa o hızdın naat sesik aş tapının ülkeden çıkan dek boşunda bir sesik avaz çıkıdı ne mi çıkıdı sesik bir pırak çıkıdı dep onun bunu aldığı başta dep çürüydü yani ki halife naat açık yaptı da ben şunda könlümünü yakın tutup üzerimi yakınlaştırsam demo dep kendim ben bir karap bakay bir uh bakay dep şuna olan bunun rastlığını kanda bilmezsen dese et yalgan bolsa çakırıp onu beni kaşımın yakın kiler de baksalar ağzını itip aldı o depti. Şuna makul dep tutsa elik vezir elik hizmetkarını vay uygu varlı bir mihman kılay dep uygu apırtta samsakını piyazını tazcık doğrap ay zoğulap yüküzüp bir münç tamahını yüküzüp de yüküzüp şuna olan etisi hizmetkar halifini kaşıgan çağda san gipin bati man yakın kiler dese o akşam yiyen tamakının pırk çıkamışsa ağzını itip yaptı bu hizmetkar. İtip yapan deyken halife bu güy rastge minin maşında kıldıken de öz kuluyla bir parça hat yazıp bu hatını sakçılarının başlıkla belgeyin de hatını beripti. Şu an padişahın kaçtığını çıksa helik vezir, hesathor vezir tuğdak da vay nimbe oldu dediyse padişah öz kullanma hatını yazıp sakçılarına başlıkla belgeyin deyken vay muş hatını man besen, men apır besen, vay man besen deyip ilo yaptı. Çünkü padişah şu halife naiti muhim işla ya ki bir kımmetlik, soğa, hediye, emel, menseplerini belge vakti da şu hatını yazdıken de öz kullan hat yazdıken. Bunu bilvaga vezir hatını man besen deyip anıdı ilip sakçı başlığına aldığı apırıptı. Şuna sakçı başlığına hatını okup lan. Vay şor pişana diyen ki ne oldu diyen ki bu hatının ilgisi kaşına bağlan haman kallısını elip tersine tertir suyup terdeki saman kaçılıp bana evet dert halife diyen ki vay bu hat minin amesti bunu bilmedim hatını götürük edem sen de bunu halife diyen boyunca öldürüp terdeki saman kaçılıp halife evet şu an halife evet sıkarsın bu ayakçının ayağını götürüp çünkü de halife hayran kalıp sana bakan hatkını diyen ki maçta teşhik çıksam falan vezirler muştadıp ilvağa diyen ki sen bu halife bir nesini düşen yende yakılıp sen muşunda muşunda benim kendimden gep tapkan mıydın diyen ki yok ben gep tapmadım diyen ki ne mi dep ağzını itip aldı diyen ki muşunda akşam vezirleri uyuyu çakırıp beni muşunda samsak nesini na tamakını cık beğendi ağzım samsak uğra konsap şu itivağa diyen ki halife düşünüp bana bu senin diyen gipinin mənisi şu yamallıkının yamanının yamallıkı özünün beşiği çıkıp degen haset horluğu özünün beşiği çıkıp degen. Diyen. Demek karındaşlarımız bana bu haset horluk dünya ahirette insanın beşiği çıkıp degen nihayeti merez iğir kesellerinden biri. Yani bu haset horluk mesela haset horluk degen ne mi o karındaşlar? Biz dedik haset horluk degenin ki Allah'ın başkaları beğen nimetine utukuğa muvaffakiyetine çıdamaslık. Hem de ya ki Allah birisine bir nimetini bese, iyi Allah muş nimetini başlığından bir yok kılıversen, çıraylık maşın olsun biz, ut etsiken, çıraylık uyu olsun biz, su etsiken de mandak bir arzu kılış.
Bu məsəd xorluq kirdi. Ya ki, Allah aşından da bəqinli, aşından il ölüb, bana bəsən, desək, bu məsəd xorluq kirdi qırmışlarımız. Əndə, məsələn, bir bay vəkən, Allah subhanahu wa ta'ala onun nurğun mal dünya bəqən bolsa, o mal dünyanı yaxşı oldu işlətkən bolsa, sən qopub, ey Allah, manım bəqən bolsa, mən şu yaxşı oldu işlətkən bolsam, desə, bu əsəd xorluq olmaydı. Ya ki, Allah subhanahu wa ta'ala bir ədəmə mal, bir ilim beribdi. Bu ilim bilen millet yetekçilik kıptı, milletin hizmetini kıptı, dinin hizmetini kıptı, halisane. Sen depse Allah, mağım şu ilimini belgim olsan, mağım hizmet kan bolsam, desek, bu hesed horluk olmaydı, belki heves olur kardeşler. Bu şeriatta çekilenmeyen. Şunun için Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, la hasede illa fisneteyn. İşki nersiden başka nersiye hesed kılıç kılınmaydı. Birincisi yaşında Allah bir adamın pul yoruptu, o pulunu keç gündüz Allah için işletirken bu adamın mağmaçta besen seset olmaydı. İkincisi Allah bir adamın ilim veripti, keç gündüz bu ilimini İslam için, millet için hizmet kıldırırken bunun yaşında arzu olsa heset olmaydı. Onun başkasının hemisi kardeşler bir heset horluğu kirdi. Şunun için bu illetin saklanışımız gerek. Şimdi bu heset horluğunun sebepleri ne oldu sana kardeşlerimiz? Bu heset horluğunun çok sebeplerden birisi kibirlik, menmellikten kep çıkıldı. Yani kandak kılıp bu Ahmet iyi tazgı kep kaldı, iyi yalan taş kep kaldı, kes bizi kemmemdi. Dep, bu şu tekabburluğun kep çıkıldı. Bu illetinin, hesed oğluğun ibaret kesalının sebebi bu şu. Şunun için bunu bilişimiz gerek. İkincisi, ya şu biz hesed kılan adamını üç gögelliğimizin. Doğumluk biz bir adamla üşküyorsak, bu üşmenlik neye başlayıdıysa hesed horluğa başlayıdı. Bu mu bir illet? Şunun için, üçüncüsü, emel mensebini yakış görüş, obroyu peres buluş. Bu hesed horluğa burdu. Yani obroyu peres adam kanına kıldıysa, yüzdü bağ alaylıkının başkaladı, bu kılıçını halamaydı. Eğer başkaladı, mesela bir adam nati, bir yakış nutuksuzluğuydu. Şunların 21 sözü yazısı şunun karab gep tepip, uşak gep kılıp, şunun kendinden bir neslep, şunun da bir nesli tapkallık mı? Bir hıl hesed bağlıkla alamet kardeşlerimiz. Belki, ey oyla bakılı kardeşlerimiz. Bu dünyada Allah subhanahu wa ta'ala hem mademge şu insanı yaratkanken şu insanı bir adaylıkını veriyordu. Sana beğen Allah onun veriyordu. Allah'ın hazinesi kendine kardeşlerimiz. Şunun için bu dünyada bizle hem işini kapılanmayız. Bu dünya birbirimizi bilen hem kardeşliğin, birbirimizge yardım kıldığın, birbirimizin yöleydiğin, hemimiz okşaş hizmet kılıp Allah'ın rızalığı kırışıp cennet katılan bu dünya. Şunun için biz, elik bir işini başkala kıysa, biz onunla hesed kılıp bunu köremezlik, bu nahayeti bir iğir kiselliğininki alameti. Şunun için kardeşlerimiz, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu kiselinin naati iğrlıkıdın ne mi deydi olsa la yectemiani fi kalbi abd fi kalbi ab fi kalbi fi kalbi abdin el iman ve el hasad deydi. Ma işki nasa bir insanın kalbinde cemi kemeydi. Hasetlen iman herkes cemi kemeydi. Haset va kalpte iman tumaydı. İman va kalpte haset tumaydı deydi. Şunun için kardeşlerimiz, iblis mel'unun iblis bop gitişige sebep boğan illet kası hesed. Kabil'nin katıl olup katillerinin pişvası oluşka sebep boğan sebep kası hesed. Yakup aleyhisselam'ın ki kardeşlerinin Yakup Aleyhisselam'ın ballarının, yani Yusuf Aleyhisselam'ın kırındaşlarının, Yusuf Aleyhisselam'ın üzünün bir kırındaş, üzünün bir kosaktan çıkan, bir dadının balları, ne için kırındaşını kuduktaş etkendiyse? Hesed kırındaşlarımız. Bu hesed şundak bir yaman illetki kırındaşlarımız. Bu dünyada, o dünyada bizni en bahtsız, en halaketlik insan kıladı. Şunun için Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hesed diyenin ki bir hadis var. Lakin bu hadiste zayıf hadis diyenin var. Lakin Resulullah dedi
üç iş var. Bunu köpünce insanlar bunu onun kutlamaydı dedi. Birincisi başkalarının yaman guman kılış. İkincisi heset korluk. Muşnadan köpünce adam hali bulamaydı. Dep Resulullah. Nim demek ki genç adam. Nahaydı dikkat kılın la. Bu kalbinlerde katli heset bulmuşsun. Belki birbirinle hamkarlaşıp, birbirinle, hey kırındaşlarımız, bir Müslümanın utku, bizim utkumuz emez mi? Bir Müslümanın abroyu, bizim abroyumuz emez mi? Bir Müslümanın kalbisi, bizim kalbimiz emez mi? Bir Müslümanın iktisatta, yukul yükselişi, Müslümanların iktisatlığı paydalık emez mi? Bunda boğan iken, men silahını hesed horluktan hazır eyleşki çakırmen. Allah subhanahu ve teala bizni şu yaman illet, merez, kabih bu keselden hali buluş nasip olsun. Allah bütün mümin Müslümanları bunun saklısın. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. La ilahe illallah, Allahu ekber. Muhammed Resulullah, ya Habib Allah.